Hocam ben bir dönem Kur'an kursuna gittim. Orada bir arkadaşım bize selam getirdi. Rüyasına Peygamber Efendimiz girmiş ve bize selamı iletmiş. Arkadaş bize selamı iletirken benim kalbim sızladı. Bir garip oldum. Biraz da üzüldüm. Benim rüyama girmediği için. Bir süre sonra da rüyamda Peygamber Efendimiz'i fotoğrafta gördüm. Ama yüzünü siz olarak gördüm. Bunun anlamı nedir hocam? Resulullah Efendimiz bir arkadaşı vasıtasıyla ona selam söylemiş. Bu durumda aslında bu görmekten öteye bir şeydir. Yani Resulullah Efendimiz'i görmek başka bir şey, biriyle ona selam göndermesi bambaşka bir şeydir. Yani hangisi daha önde gelir diye sorulsa, herhalde selam göndermek daha önde olur. Özel bir durum. İnsan selamı kime gönderir? Sevdiğine gönderir. Özlediğine gönderir. Eğer görmediyse selamı aldıysa bu durumda ona ne denilmiş olur? Ona seni seviyorum, yanmaya devam et demektir bu. Yanmaya devam et. O aşk, o muhabbet devam etsin. Onu pişirsin diyedir. Olgunlaştırsın diyedir. O kovama gelsin diyedir. Evet, daha sonra böyle resimde görünce Resulullah Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam hangi halde, hangi surette görürse görsün onu görmüştür. Önemli olan görünen suret değil, önemli olan o maneviyatidir. Manevi olarak o olduğunu bilmektir yani bu benim peygamberimdir dediyse evet otur, o evet, vardır bir hikmeti mutlaka her bir mümin aynı zamanda peygamberini temsil eder <laughs> soru biraz özel olduğu için belki şöyle anlamak daha doğru olur uymak istiyorsan Uy, bana uymuş olursun diyelim. Evet.